what's left is right. Chasing stars and holding you. Hey yo. Günaydın arkadaşlar, ne habersiniz? Sizi bugün İstanbul'un en güzel görüntüsüne sahip tarihi yarımada turunun bir kısmını koşturuyorum. Bakınız. Sabahtan beri hava aydınlandı, aydınlanmadı. Bir de oralarda çok böyle inşaatı çekmedim. Şimdi buraya gelince çekeyim sizleri. Birazdan çok güzel yerlere gideceğiz. Günaydın. Şimdi koşanları görünce selamlaşıyoruz. Ben şeyden başladım. Nişantaşı'ndan. Valikonay Caddesi'ne bıraktım motoru. Oradan Maçkapark'tan aşağı indim. Burada bir de eskiden dedem ve Düzce'den İstanbul'a geldik teyzeme. Harem'den karşıya geçerdik feribotla. Şurada balık etmek yani, şuralarda bir yerde. Bir de bak şurada üst geçit vardı. Bu üst geçit de kalkmış oradan. Buraya gelirdik. Feribotla Harem'den. Buradan tramvaya binerdik. Oradan Topkapı. Topkapı'dan minibüse Küçükçekmece'ye giderdik. Değişik, güzeldi. Bakınız gidiyoruz. Şimdi Gülenle Parkı'ndan çıkıp Sultanahmet Ayasofya'ya takılacağım. İstanbul Maratonu'nun son 2 kilometresi. Biraz yokuşu var. Biraz çıkışla başlıyor. Sonra bir daha iniş var. Sonra biraz daha çıkışı var. Sonra Sultanahmet'e bitiyor biliyorsunuz. Gülenle Parkı bayağı güzel. Ben buraya ilk defa rahmetli babamla gelmiştim. Hatta çok ileride bir bankta fotoğrafımız vardı. Belki o bank duruyordur orada. Buraya girdiğimde hep böyle duygulanırım. Parkın içinde sadece antrenman yapmaya kalksan bayağı bir antrenman çıkar bu arada. İçindeki çünkü alan çok büyük. Bakın her tarafta yollar var. Hadi devam edelim. Şu havuzun olduğu yerle fotoğrafımız vardı. Çok güzel. Bakın şöyle bir şey var burada. Şimdi şu bariyeri geçip gitmedim öbür tarafa. Ayasofya ve Sultanahmet. Buraya kadar geldim herhalde bir 7 kilometre civarı yaptı. 6,5 kilometre civarı. Şimdi aynı böyle şu tramvay yolundan aşağı inip şeye gideceğim. O yeni metro köprüsünden karşıya İstiklal Caddesi'nden çıkmayı planlıyorum. Birazcık meşakkatli ve yorucu bir yolculuk olacak bakınız. Şu Ayasofya'nın güzelliğine bak. Şöyle kendime bir selfie çekeyim. Anlatmaya devam. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Bakınız burada ne var. Yere batan sarnıcı. Orada işi yenilendi. Ben daha henüz gidemedim. Acayip güzel. Gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi tramvayından aşağı ineceğim. Çıkarken zorlu da inerken rahat. Ama şimdi birazdan İstiklal Caddesi'ne tırmanırken aynı şeyi söyleyemeyeceğim tabii. Burası da turist mekanları. Hep böyle lokumcular, restoran. Ya aslında böyle bir kapalı çarşı koşusu da yapabilirim yakınlarda. Onu da böyle birkaç kişiyle yaparız. Çekim falan güzel, keyifli olur. Böyle sabah vakti kalabalık değilken. Kaçta açılıyor bir bakayım. Uşağa yakalandık. Ne yapıyoruz? Kırmızı ışıklarla koşsakla duruyoruz arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Burası İstanbul. Her an gelip Lavumir'i çarpabilir yani. Yeni metro köprüsünden geçip Perşembe Pazarı'na gideceğiz. Ne güzel ya. Tarih İstanbul turu attırıyorum size. İstanbul gerçekten ayrı güzel ya. Şu arkadaşlar aşağıda kürek çekiyorlar ya. Ben de birkaç kere gittim Haliç'te. Haliç Kürek Spor Kulübü. Ya çok zevkli. Denize kürek çekmek. Bir gün denemenizi tavsiye ederim. Bak.
Çok aşırı güzel görünüyor. Bakınız burada böyle bir koşu ve bisiklet yolu var. Ta arkadan Haliç'in oralardan geliyor. Bayağı da bu uzun, hiç buraya koşmadım. Belki burada da bir tanıtım koşusu yaparız. Nereye kadar gidiyor bir görürüz. Şu an Eminönü'nün karşı tarafındayım. Bakınız güzel güzel cami manzaralarımız. Harika bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi Kurtlar Vadisi severlerin bildiği bir yerden geçeceğim. Bu arada ben buraları acayip seviyorum ya. Burası Perşembe Pazarı. Bir de Ok Meydan taraflarında Perba var. Onun da açılımı Perşembe Pazarı. Zamanında burayı kaldırıp oraya taşıyacaklarmış. Buradaki esnaf oradan birer dükkan almış. Benim bildiğim. Yalansa yalan deyin. Ondan sonra burası kalmış. Orası da kalmış. Böyle bir bilgi. Şurayı da size göstereyim dedim. Şey koşmuyor olsaydık finikilerle çıkardık yukarı. Ama artık antrenmandayız. Yani epey de koşan var ya. Ama gerçi burası İstanbul'da hakikaten koşulacak yer yani. Çok güzel tarihi dokusu. Bak. Şimdi tırmanışım başlıyor. Hadi bakalım. Tavuk neden 55'miş. Piyasaya göre biraz uygunmuş. Burayı bildiniz değil mi? Kısmetime de yani lanet olsun şu jeneratör. Kurtlar Vadisi sevenler buraya hatırladı. Kara burada fermanın onun ne yaşadığımı söylüyorsun diye. Bir tane yapışmış bakın. Komondo merdiveni. Komondo ailesi tarafından yapılmış. Şöyle. Çok güzel değil mi? Değişik görünüyor. Şimdi Galata Kulesi'ne çıkacağız. Burayı yürüyerek tırmanıyorum. Şimdi bak şurada şey var. Galata Göz Hastanesi. Arkadaşlar ben buraya bir keresinde motorla giderken o vizörü açık bırakmışım. Gözüme de bir şey yapışmış. Arkadaş bütün gece yaşartıyor gözüm. Geçmiyor. Yıkıyorum. Yok. Neyse o zamanlar Ali Beyköy'de yaşıyorum. Ulan oradaki hastaneye gidiyorum. Bir tane özel hastane var. Yok. Ali Beyköy'de devlet hastanesi var. Eyüp Sultan Devlet Hastanesi. Oraya gidiyorum. Orada da yok. Aa bak burası ne güzelmiş. Neyse. Arkadaşlar. En son buraya geldim. Galata Göz Hastanesi'ne. İşte sağ olsun oradaki nöbetçi doktor arkadaş hemen müdahale etti. Bak. O kadar şey ki göz. İnanılmaz bir şey. Tık diye aldı abi onu. Aldı anında hayatım ferahladı. Bak küçücük gözün görmediği bir tane toz tanesi hayatını resmen zindan ediyor. O yüzden arkadaşlar velhasıl kelam bugünümüze bakın bugünümüze, dünümüze, yarınımıza gerçekten şükredelim. Ufacık toz tanesi bize neler yapıyor. Bak şu an elim ayağım tutuyor, sağlıklıyım. Sabahleyin İstanbul'un en güzel yerlerinden birilerini koşarak gördüm, gözlemledim. Bu bizim için gerçekten çok büyük nimet. Bak. Galata Kulesi'ne çıkmış mıydınız daha önce? Galata Kulesi'ne kimle çıkarsan onunla evleniyormuşsun. Biz Beyazoş'ta çıkmadık. Ha ben daha önce de çıkmamıştım. Ki ben biriyle çıkmamıştım. Kendi başıma çıkmıştım. O yüzden onun tam doğruluğunu bilemiyorum. Ama muhtemelen öyledir. Şaşırdım. Buraya gelip kokoreç yerdik eskiden. Şurada bir tane kokoreççi vardı. Bir de bir zamanlar şurada şey vardı. Ananas dilimi satıyorlardı. Ananas dilimi 1 TL'ydi. Şu an kaç lira acaba? Ananasın dilimi ne kadar? 15 lira. Oh, bir zamanlar 1 liraydı diye anlatıyorum da şimdi merak ettim ne kadar. Kolay gelsin. 15 lira olmuş. Gerçi abi birazcık bana kızdı.
sabah sabah fiyat soruyorsun, bir şey almıyorsun diye herhalde. Neyse şuraya da yürüyorum, sonra caddeyi koşarak çıkacağım. İstiklal Caddesi'ne geldik. Şu an 12,5 kilometre olmuş. 2 kilometre, 1,5 kilometre civarı kaldı galiba. 15'te bitecek diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi antrenmana kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım. Taksim merkeze geldik. Bakınız, AKM, Gezi Parkı, Taksim Camii'miz. Taksim meydanı gerçekten çok güzel, keyifli. Şimdi benim de 13'ü geçti, 13.5 civarı. İstiklal'de çok çekemedim, aşırı ses vardı orada. Temizleme yapıyorlardı. Burası gürültüsüz. Şöyle ben meydanı size bir göstereyim şöyle. Çok güzel değil mi? Şimdi arkadaşlar, bu Harbiye'den Valikonlar Caddesi'ne gideceğim. Dümdüz yolumuz kaldı. Gayet güzel, keyifli antrenman oluyor. Kuşlar sıçrıyor, bak çok güzel. İşte Rabbim herkese rızkını veriyor bir şekilde. Simit atıyorsun kenarı, kuş onu yiyor. Burada havuz yapıyorsun, suyunu içiyor. Valikonlar da geldik arkadaşlar. Şuralar çok askeriye diye çekmeyeyim dedim, bakın. Burası askeri müze. 1453 yazıyor. Çok güzel. Bak şu ara sokakta Avrupa Yakası'nın binası var. Görünür mü acaba burada? Bak sizin için 2 dakika göstereceğim. Gördünüz değil mi? Çok büyük bir... Sırf sizin için yokuş tırmandı. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Nasıl? Keyif aldınız mı? Tarihi yarımadayı izlerken. Ben çok keyif aldım koşarken. Burada arada böyle antrenman da yaptıracağım. Herkes gelsin. Bu keyiften mahrum kalmasın diye. Neyse arkadaşlar, antrenmanı bitirdim. 15,5 kilometre oldu. 180-190 metre tırmanış var. Hiç de fena değil. Yani yol koşusuna göre gayet güzel. Şimdi başladığım yerdeyim. Bakın şuradan başlamıştım. Kılıf aldım. Görüyorsun değil mi? Sırf bu kedicikler üzerine rahat yatsın diye. Çünkü kılıf, bak şimdi kılıfı var ya, kılıfı tırtıklamaz. Ama çıkart onu, içindeki normal kendi derisini tıkır tıkır yapar böyle. Bunlar da böyle değişik hayvanlar yani. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Madem hayatımızdalar onlarla yaşamayı öğreniyoruz. Evet arkadaşlar, keyifli bir antrenman oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arada hiç abone olun falan diyemedim. Zaten epey uzun bir süre sonra açmak zorunda kaldım. Bayağı bir süre şey izlediniz, yolları vesaire izlediniz. Çünkü hava hem karanlıktı hem de koştuğum yerler böyle çok aşırı için uygun değildi. Ve şey, daha hala o bölge biraz inşaat yani. Karaköy'e gidene kadar biraz böyle meşakkatli, Maçka'yı geçtikten sonra. Neyse ama güzel, keyifli oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Tekrar abone olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. 7000'e yaklaştık. Belki bu video yüklendiğinde 7000'i geçmiş bile oluruz. Çok güzel gidiyor, çok keyifli bir şekilde ilerliyoruz. Sizlerin desteğiyle birlikte. Bir Adana'ya gideceğim. Bu vlogtan sonra muhtemelen bir Adana vlog gelecek. Adana'da bir yarış var, Vardo Ultra Trail. Onu da izlersiniz. Kasım'da yapılacak. Detaylar zaten bir sonraki vlogta. Hadi bakalım, kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.